her şey fani, herkes fani, baki kalacak olan Allah'ın zatıdır. Kullu men aleyha fan. Burada dikkat buyurun. Fani ve baki kelime zıt kavramlarıyla işleniyor mesele. Baki Allah'ın ismidir demiştim Esmaül Husna'dan. Onun karşıtı fani. Fani ne demek? Hani bizde şu çok yaygın bir kullanım ama yanlış bir kullanım. Yalan dünya. Hayır. Asla. Dünya yalan değildir. Dünyaya yalan diyen yalandıdır. Yalancı adam. Yalancı vaiz. Yalan dünya diyen yalancı vaiz. Aç bir yüreğini de bak dünyayı içine nasıl basmış tulum peyniri gibi. Dolayısıyla yalan dünya falan değil. Eğer tarla yalansa hasat da yalandır değil mi? Ahiret hasat, dünya tarla. Peki sen tarlaya yalan diyorsun. Ne demek istiyorsun? Tarla yalansa hasat nasıl gerçek olacak? Hesap nasıl gerçek olacak? Eğer eylemin kendisi yalansa ödülü nasıl gerçek olacak? Aslında sen farkında değilsin ama nihilizmin, hiççiliğin propagandasını yapıyorsun. Dolayısıyla yalan değil, fani dünya. Yalanla fani arasında çok büyük fark var. Dünya yalan değildir, dünya fanidir. Yalan olur mu? Yalan olsaydı eğer, o zaman o adamın yüzüne şöyle Allah aşkına bir tokat aşk edeceksiniz. Yalan dünyanın, yalan adamının yalan tokatı diyeceksiniz. Hiç kızma falan. Hiç kızma. Dolayısıyla yani bunda bir şey yok, bu da yalan. Dünya yalan çünkü. Senin dünyan. Değil tabii. Onun için Kur'an fani ve baki zıtlarını karşılıklı yerleştirir.